Bu şahane ekip ve şahane karakterleri Kızılcık Şerbeti'nin değerli isimlerini bir de oyunculardan dinleyelim istersen. Çünkü onlar hafta sonunda çok güzel bir galaya İstanbul Modern'de çok anlamlı bir gala modern gecesine katıldılar. Ve burada çok ciddi anlamda bağış toplandı, biraz vereceğiz bunlara, bütün bunlara yer. Ama önce bir bakalım gala gecesinde bir araya gelen dizinin başarılı oyuncuları şıklıklarıyla da beğeni topladılar sözleriyle de. İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla 11.si düzenlenen Gala Modern, ilk kez İstanbul Modern'in yeni müze binasında gerçekleşti. Geceye Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları da katıldı. Dizide anne kızı canlandıran Sibel Taşçıoğlu ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'la birlikteyiz. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüyle yılın reyting rekorunu kırmasının mutluluğunu yaşıyorlar. Vallahi iyiyiz, keyfimiz yerinde. Bugün de güzel sonuçlar aldık. Evet. Tüm kategorilerde birinci çıktık. O yüzden de keyifli bir gece olacak bizim için. Sibel Taşçıoğlu böyle bir sonucu beklediklerini söylüyor. Ceren Yalazoğlu Karakoç takılıyor Sibel Taşçıoğlu'na. Vallahi hepimizin başarısı. Biraz bölümümüz böyle çok yüksek bir bölümdü. O hikayeyi de aslında seyirci bir 40 bölümdür falan bekliyordu. Neticesi de aslında beklediğimiz gibi oldu o anlamda. Sıla Türkoğlu tüm şıklığıyla gecede. Reytinglerde elde ettikleri başarı sette büyük bir mutluluk yaşatmış ekibe. Çok güzel bir başarı. Bize çok sevinç duyduk açıkçası. Bugün sette öğrendik, gördük. Gayet keyifliyiz. 2023 yılı onun için hem iş konusunda hem de aşk konusunda güzel geçmiş. 2023 benim için yani tabii ki iş anlamında güzel. Güzel ya, genel olarak güzel. Evet, özel hayatımda da iyi, iş de iyi, her şey iyi hayatımda. Evet, güzel gidiyor. Barış Kılıç geliyor geceye. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen son bölümü o da eşi Ayşegül Kılıç'la birlikte soluksuz izlemiş. İzlerken eşimle birlikte izliyordum. Ya diye bir reklama girse de tuvalete gitsek. Barış Kılıç senaryoyu okurken reytinglerde böyle bir sonuç alacaklarını tahmin etmiş. Ha, çekerken hakikaten şimdi çekerken değil daha okurken bu bölüm inanılmaz dolu doluydu yani. 10 plus reyting alacağımızı da hakikaten biraz tahminde etmedim değil yani. Çünkü çok dolu bir bölümdü, çok heyecanlı bir bölümdü. Ya karşılığını almak çok güzel. Yani insan mutlu oluyor yani. Evri Malasya geceye katılan isimlerden artık sonuçları tahmin edebildiklerini söylüyor. Yani artık az çok biraz eskiden tahmin edemiyorduk ama şimdi ediyoruz. Çekerken artık seyircinin nerede yükseleceğini biraz tahminlerimiz doğru çıkıyor. Gece sonu Sibel Taşçıoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Sıla Türkoğlu ile birlikteyiz. Bakın dizinin başarısını neye bağlıyorlar? Şüphesiz ki inanılmaz bir senaryo. Her hafta biz de okurken sevgili Melis Hanım, Melis Civelek ve Zeynep'in yazdığı senaryo karşısında hayranlıkla biz de bekliyoruz. Ve tabii ki de kastın cuk olması yani. Ben de yönetmenlerimize teşekkür edeyim. Gerçekten bütün ekip çalışanlarına da teşekkür edelim. Evet, hep birlikte iyi bir iş çıkarmak için çabalıyoruz. Dizinin bu sezon sevilmeyen karakterlerinden biri olan Fatih için açılan Fatih'i Tokatla uygulamasına geliyor konu. Onlar bu uygulamayı kullandı mı acaba? Kullandım. Apo'ya da gelirse bir yeni bir jenerasyon. Evet, çok güzel. Ben kullanmadım. Evladımdır ne de olsa. Değil mi? Gelinim. Teşekkürler. Gelin Hanım. Ben yok kullanmadım. Tercih etmem. Evet. Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde Parlayan Yıldızlar ödülünün sahibi olmuştu. Ceren Yalazoğlu Karakoç böyle övüyor ekip arkadaşını. Ya kadının yıldızı parlıyor ya. Hak etti, evet. Yıldızı parladı bu sene. Evet, evet. Çok tatlılar. Birbirleriyle uyumlarının da ne kadar güzel ve ne kadar doğal olduğunu bir kez daha görüyoruz. Tam kadro gitmişler maşallah. Tabii ki yönetmenlerinin başarısını da burada sevgili Keçe'nin ve ekibinin söylemeden geçmeyelim. Harika gerçekten. Show TV'nin dizileri
bak bak şova bak yaptırıyor değil mi? Yaptırıyor mesela ne gemiler yaktım da bugün evet, hep beraber evet. izleyeceğiz yine. Her gün başka bir heyecan Show evet, TV'de. Evet, evet. Ve zaten her sabah da Ebru Murat bu sabahla başlıyoruz. O Allah'ın emri zaten. Ne güzel ne güzel. Diyeceğim işte bizim işte Aslan falan sevgi selam. Evet. Ya işte yorumlara bak ben valla ağzımın tadı bozulmasın diye izledim böyle yoksa kaldıramam diyen arkadaşlar var evet. durumları yani herkes işte çok... Tabii. Çok ciddi. Bizzat yaşamış olabilir. Vay arkadaş. Peki bu gecede aynı zamanda eğitim programları sergi, bu sergi İstanbul Modern'deki bir sergi eğitim programları ile çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasını desteklemek adına yapıldı. Ve bu gala gecesinde sunucu Salih Bademci'ydi. Salih Bademci de son dönemde gerçekten hayranlıkla izlediğim bir başka isim. Programın bir bölümünde Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy sahnedeydi. Görmen lazım nasıl bir performans şöyle bir yakından bakalım istersen. Güzel bir gece olmuş. Evet, Salih'le beraber söylüyorlar ve de şarkıları. Ya, çok güzel. Gökçe'nin de güzelliği ve kıyafeti ve fitliği de gözden kaçmadı. Bu arada söyleyelim, o dünya ve yurttan 11 sanatçının 11 yapıtı evet. Buluştu sevgili sanatseverlerle. Gecede 16 milyon 200 bin TL toplandı. Bu da işte genç ve çocuk arkadaşlarımıza gidecek harika. Eğitimlerine destek olacak. 900 bin çocuk olacak. Ve genç arkadaşımıza bugüne kadar evet. Ulaşılmış. Gerçekten tebrik ediyoruz. Harika, bu tarz işlere bayılıyorum. 600 de davetli varmış. Evet. Çok güzel. Hepsini de zaten gördük. Tek tek ne, nerede ne yapıyorlar diye şahane. Evet.